Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden evet. İsveç'in NATO ben üyeliğine onay geldi. Öyle bir şey düşünüyorlar. Oylamanın sonuçlarını analiz ettik. İki, neden ille de İsveç'in NATO'ya üye olması konusunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu kadar bastırdı sorusuna cevap aradık. Şimdi gelelim Türkiye'nin Amerika'dan olan taleplerine, yani bu F-16 meselesine. Yunus'a dönmek istiyorum. Ya Yunus, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan az önce bir açıklama gelmiş. Ne diyorlar bu konuyla ilgili, F-16 konusuyla ilgili? Basın toplantısı sırasında sözcü yardımcısı Patel bazı açıklamalarda bulundu. Ama bizim dün akşam yazılı olarak aldığımız söylemi birebir aynı tekrarlamış oldu. Yani onlar neler? Türkiye'de TBMM'de alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bakan Blinken, Bakan Fidan'la birçok kez telefonda görüştü. Bakan Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme fırsatı buldu. Türkiye ile birçok alanda ortaklaşa çalışma isteğimiz var dedi. Bu o tarafıydı, oylama tarafıydı. F-16 konusunda da dün yapılan açıklamalarla birebir aynı olarak bunun NATO'nun ortak çalışma kabiliyetine bir yatırım olduğunu, affedersiniz, ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO'nun kabiliyetlerine ve çıkarlarına olduğunu, bu satışı desteklediklerini söyledi. Ancak bir zaman çizelgesi veremeyeceğini de ekledi. Yani burada ne zaman bildirim yapılacak, ne zaman kongreye resmi olarak bildirip 15 günlük süreci başlatacaklar, bunun hakkında da net bir zaman çizelgesi vermeyi reddetti. Bu da zaten dışişlerinin dün yaptığı yazılı açıklamayla birebir örtüşüyor. Kongrede bazı üyelerin... Yunus, dünden itibaren Amerika Birleşik Devletleri, yani Pentagon, Dışişleri, Beyaz Saray ne diyorlar bu F-16 konusunda? Tamam, İsveç onay işi bitti. Şimdi sıra onlarda. Ne diyorlar? Yani bir yan çizme olabilir mi? Öyle bir hava var mı? Açıklamalar nasıl geliyor? Yani yan çizmeden ziyade, hani dün sabah uyandığımda ABD'nin F-16 satışındaki tutumuyla bugün sabah uyandığımda ki tutumlar arasında ben çok büyük bir geceyle gündüz farkı göremiyorum. Hala aynı söylemler, hala aynı açıklamalar. Başlayalım mesela. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkiliyle konuştum. F-16 konusunda şunları iletti bana. Başkan Biden, Türkiye'nin hava filosunu modernize etmek için F-16 satışını desteklediğini uzun zamandır açıkça belirtiyor. Bu, NATO'nun birlikte çalışma kabiliyetini kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır ve ABD'nin ulusal çıkarınadır. Silah satışlarının onaylanmasında, orada bir görünmeyen ama var, silah satışlarının onaylanmasında kongrenin önemli bir rolü var ve bu konuda kongreyle birlikte çalışıyoruz. Bu Beyaz Saray'ın CNN Türkiye yaptığı açıklama. Şimdi Pentagon'a geçelim. Pentagon dedi ki, ilginç bir şekilde onlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir övgüde bulundu. Daha önce Savunma Bakanı Austin'in de söylediği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü onaylanmak üzere TBMM'ye iletme kararlılığını, bağlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunu geçiyorum, İsveç'i daha güvenli yapacak, NATO'yu daha güçlü yapacak. F-16'ya gelelim. F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin süre gelen istişareler. NATO'nun kilit müttefiklerinden biri olan Türkiye ile savunma ilişkilerini sağlam bir şekilde sürdürme yönündeki genel kararlılığımızın bir parçasıdır. Ve ilgili tüm tarafların yararına olacak bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Şimdi dışişlerinde aktardım, ondan dolayı bize yaptıkları açıklamayı vermiyorum. Şimdi Beyaz Saray ve Pentagon bize özel, ama bir de dikkat çekmek istediğim nokta var. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle konularda büyük ihtimal Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bir söylem belirleniyor. Bu söylem belirlendikten sonra değişik kurumlara yazılı olarak yollanıyor. Dışişlerine, Pentagon'a, işte Kongre'ye, Beyaz Saray'a yollanıyor. Bu söylem belirlendikten sonra benim ulaştığım kaynaklarım arka arkaya hem dışişlerinden gönderdiler bana cevap, hem de Beyaz Saray'dan gönderdiler. Ancak Pentagon bu ikisinden ayrı olarak bunlardan da önce bana ulaştı. Ve üst düzey yetkili böyle bir açıklama yaptı. Orada da her tarafın çıkarına olacak bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz dedi. Türkiye NATO'nun kilit ülkesi dedi. Türkiye ile savunma ilişkilerini sağlam bir şekilde sürdürme yönündeki genel kararlılığımızın bir parçasıdır dedi. Ama günün sonunda yine
Kongre konusuna geldiğimizde söylem aynı. Yani dünle bugün arasında hiçbir değişiklik yok. Sanki İsveç'i onaylamamışız gibi bir söylem. Ama zaten hani dünkü söylem de, ya ben bir olumsuzluk görmüyorum bu söylemlerde Yunus. Ya bir ben de olumlu, yani şunu söylüyorum. Ekstra olumlu bir şey olmadı dünden bugüne. Olumsuzluk yok ama olumlu bir peki bir şey sorabilir miyim? Viraj da alınmamış. Tamam, yani İsveç işi tamam. Biz de F-16 konusunda verdiğimiz sözü tutalım dedikleri andan itibaren somut ilk adımlarının ne olması gerekiyor? Yani ne yapmaları gerekiyor? Biz ne yapmalarını bekliyoruz? Şunu da ekleyeyim konusunda. Ben o sorunuzun cevabının bir parçası. Dün bir görüşme yaptım üst düzey bir Amerikalı yetkiliyle. Türkiye'de doğal olarak bir beklenti oluşacak ama yani hala bu bir süreç. Onun da bilinmesi lazım. Minvalinde bir şeyler söylendi bana. O süreçte nasıl olacak? Biden yönetim, Beyaz Saray diyecek ki Kongre ile anlaşmamızı sağladık sözlü olarak. Yani hazır olun, size göndereceğiz bildirimi, var mı? İhtilaf yok mu diye belirlemesi lazım. Belirledi. Kongre dedi ki yolla gelsin. Bizim bir itirazımız yok. Sonra Dışişleri Bakanlığı'na diyecek ki resmi bildirim yap. ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye şu kadar milyar dolar tutarında şu kadar ürün satacağım. Haberin olsun, Kongre var mı bir itirazın, inceleme süreci başlasın diyor. Bu süreç 15 gün sürüyor biz NATO üyesi olduğumuz için. Olmazsak 30 gün sürüyor başka ülkeler için. Bu 15 gün içinde Senato'dan ve Temsilciler Meclisi'nden satışı engelleyen ayrı ayrı yasa geçirilmezse 15 gün içinde bu iş suhulet içinde çözülmüş, bitmiş oluyor. Ama o 15 gün başlaması lazım önce. Yunus, bir daha anlatır mısın? Yani şimdi şu andan itibaren ne yapmaları gerektiğini tam bir anlatabilir misin? Adım adım gidelim yani. Önce ne yapacak? Birinci adım. F-16 konusunda sözünü tutması için Amerikalıların ne yapmaları gerekiyor? Beyaz Saray Başkan Biden Dışişleri Bakanlığı'na diyecek ki resmi bildirim sürecini başlatın. Dışişleri Bakanlığı da Kongre'ye, yani Senato'ya ve Temsilciler Meclisi'ne, ayrı ayrı dış ilişkiler komitelerine resmi bildirim yapacak. Türkiye'ye şu kadar milyar dolar değerinde şu kadar uçak ve şu kadar modernizasyon kiti satacağız diyecek. Sonra Senato ve Temsilciler Meclisi'nin 15 günlük inceleme süresi başlayacak. Bu inceleme süresince herhangi bir satışı engelleyen yasa tasarısı geçirmedikleri sürece bu satış tamamlanmış olacak. Yani aslında şeyin çok gayet basit bir süreç bu yani. Çok. İsteseler hemen evet. Bir an önce başlatıp tamamlayabilirler. Ama ya, burada Temsilciler Meclisi... Bugün başlasa 2 hafta sonra bitmiş olur. Şimdiye kadar en büyük problem şuydu Yunus. Şey diyordu ki Biden, hani şimdi biz Kongre'de bir şekilde hani bir olumlu hava doğar falan. Bizimkiler de ya bunun siyasi olduğunu biliyorsunuz. Hani perde arkasında isterseniz ikna olur. Bu şey değil yani, böyle çok stratejik değil, politik bir karar. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz nokta itibariyle İsveç NATO üyeliğini aldı. Biden Erdoğan'ı aradı. Hakan Fidan Blinken'la, yani bir bahar havası yaşanıyor Biden Amerika'yla. Erdoğan görüşmesi olmadı ki. Telefonla görüştüler. İsveç onayı çıktı. İsveç onayından hemen önce. Ha, önce çıktı. Ben burada da bekliyorum. Tabii bence de. Bence yani. Olacak. Burada da olacak. Şimdi dolayısıyla bütün bu hava, bu Temsilciler Meclisi'nde bir arıza çıkarmamasını sağlar mı? Yani böyle kazası belası Temsilciler Meclisi'nden geçer diyebiliyor muyuz? Yani onu diyemiyoruz. Zaten böyle bir hisse kapıldığı an Beyaz Saray'ın bildirimi yapması lazım. Şimdi Temsilciler Meclisi ve Senato'daki 2 tane dış ilişkiler komitesi var. Hani bizde komisyondan geçti ya, onlarda da komiteler var 2 ayrı kamerada. Bunların normalde Senato'daki dış ilişkiler komitesinin başkanı Menendez'di. Rüşvetçi, yolsuzluğa karışmış. Hadi o engel de ortadan kalktı. Artık yok ortada. İsveç'e bağlandı geldi bu konu. Bir tane başkan ya da kıdemli üye. 4 tane önemli isim var. Başkan, kıdemli üye, bir de diğer taraftaki başkan, kıdemli üye. Bunlardan biri çıkar der ki ya bir dakika ya, İsveç onayladı ama Türkiye'nin gözünün üstünde kaşı var. Der mi? O zaman bir sıkıntı. Der mi? Ama bu... Böyle diyen olur mu? Ya, bilmiyorum. Artık iki taraf Ankara-Washington hattındaki anlayıştan ötürü özellikle şu son 1,5 ayda gelişen beklenmiyor. Ama imkansız mı? Değil. Anladım. Orada arkada... Ya daha uzak ihtimal bir
Ya bir pürüz çıkması uzak ihtimal ama tamamen ihtimal dışı değil. Tamam. Biraz bu kıyamet senaryo yani felaket senaryosu üzerinden gitsek. Diyelim ki orada öyle ya da böyle akamete uğradı. Süreç şak diye kesiliyor mu yoksa Biden bir daha devreye girip tekrarlayabiliyor mu? Başka enstrümanları var mı ya da? Doğru. Şöyle zaten olay şurada. ABD başkanının Biden yani herhangi bir ABD başkanının kongreye bildirim yapması biraz geleneksel yollarla yürüyor. İlk önce gidiyor. İşte Senato tarafında Ahmet Hakan ve Hakan Bayrakçı var. Temsilciler Meclisi tarafında Melik Yiğiter ve Abdülkadir Selvi var. Ben ilk önce zaten Beyaz Saray'a çağırıyorum. Bizim danışmanlarımız görüşüyor. Var mı beyler bir itirazınız? Nedir? Yapalım mı bildirimi gibi? Hani biz bir bildirim yapalım da Allah kerim gibi ilerlemiyor. Tam zaten, olarak bu dört garantiye alarak. Tamam, yoklama çekerek. Şimdi garantiye alarak gönderiyor. Evet. Evet. Mesela şöyle bir şey olmuştu ama 2019 yılı olması lazım. Trump Suudi Arabistan'a silah satışı yapmak istedi. Bildirimi yaptı her türlü. Sonra Senato ve Temsilciler Meclisi savaş açtı. Yasa geçirdiler. Satışı engellediler. Sonra da Trump çıkarılan yasayı veto etti, geri gönderdi. Mesela böyle bir kavgaya da dönüşebiliyor ama Trump zaten her şeyi kavga ediyordu. Biden öyle ilerlemiyor. Yani şunu ben özetle şunu anlıyorum. Büyük ihtimalle bu iş olacak. Pürüz çıkma ihtimali sıfır mı? Değil. Ama daha düşük ihtimal. Evet. Bu özete katılıyor musun Yunus? Katılıyorum. Ben sadece hani İsveç gibi bir olay da tamamlandıktan sonra bize bir yıldır söyledikleri cümleleri, bir yıldır devam eden söylemi belki biraz değiştirirler olumlu yönde diye düşünüyordum. Söylem aynı. O biraz sadece tuhafıma gitti. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi Yunus Paksoy dedi ki Beyaz Saray ve Dışişleri'nden önce Pentagon bana dönüş yaptı. Bunun bir anlamı var mı? Pentagon bu süreci desteklediğini hissettirmek ya da göstermek için mi? Ya da şöyle soralım daha güzel. Yani Türkiye'ye F-16 meselesi var. Türkiye'nin F-16 konusunda Türkiye'den yana hangisi? Pentagon mu? Beyaz Saray mı? Dışişleri mi? Aralarında bir görüş farklılığı var mı? Ya da aman bunu Türkiye'ye vermeyelim diyen var mı? Bu üç kurum arasında. Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri. Benim hissettiğim Pentagon, özellikle yılbaşından önce de bunu CNN Türk ve Hürriyet'te yazmıştık. Özel açıklamalarda bulunmuşlardı. O zaman bayağı övmüşlerdi işte Türkiye'nin asgari kapasitesi ve coğrafi konumu NATO ittifakı içindeki bölgesel olaylara yanıt verme konusunda Türkiye'yi kilit bir paydaş haline getiriyor. Pentagon daha ABD böyle o zaman Pentagon daha pozitif bir tutum içinde öyle mi? Kesinlikle yani şunu da öyle Türkiye F-16'ları satın alarak askeri yeteneklerini modernize etmiş olur. Türkiye Balkanlar'da operasyonlara destek veriyor. Türkiye peki, için gerekli demişti. Dışişleri dün de ilk dönen onlar oldu. Dışişleri Beyaz Saray. Dışişleri bu konunun özellikle şu son bir yıldır resmi olmayan bildirimi de Ocak ayında yapmışlardı. Tam 12 ay oldu. Resmi olmayan bildirimden. Onlar bu işin top çevireni son bir yıldır. Yunus Bey'in çünkü bildirim onların analizine analizinden yola çıkarak bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi biraz önce Yunus Bey dedi ki önce teyit alayım. Bir yıldır genel Türkiye'nin çok da olumlu olmayan yani genel hava aleyhine olan havada çok değişim yok dedi. Doğru mu anladım? Evet. Öyle değil. Hatta tamam. 2022 Haziran'dan bu yana bir değişim yok. Çünkü 2022 tamam. Haziran'da Biden Madrid'de tamam. dedi ki Türkiye'nin satışı çıkarımıza, ulusal güzel. Çıkarımıza. Güzel. Hala aynı şeyi söylüyor. Şimdi bu havadise memnun oldum açıkçası. Niye? Bu İsveç olayında alışverişinde diyelim. Amerika Türkiye'nin istediği bir şeyi vermiş, çok önemli bir şeyi vermiş. Ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'nin milli çıkarları lehine olduğuna eminim. Bunun F-16 olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey diye düşünüyorum. O herkesin gördüğü bir şey. Herkesin görmediği bir şey olabilir bu. Ya da bilmediğimiz bir şey olabilir. Çünkü bu tür alışverişlerde Amerika çok keyifli olsaydı ve bizi överek konuşsaydı o daha fazla almış şey demekti. Yani biz onun beklediklerini vermişiz. O mutlu olmuş. Bizi de övüyor demekti. Ama şimdi biz İsveç olayında evet vermemize rağmen Amerika'da hava değişikliği çok yoksa
Türkiye anlıyorum ki, bir sade vatandaş olarak bunu söylüyorum. Türkiye hiç konuşulmayan çok kritik bir konuda önemli bir şey almış Amerika'dan. Ve Amerika'da bunu çok onun keyifsizce iki tane örneğini verebilirim Hakan Bey. Çünkü dün ilk gece görüşünde de söylemiştim. Bugün ondan sonra başka bir yerde bir tane daha çıktı. Şimdi Al Monitor diye bir haber kurumu var. Evet. Bunlar Washington'da da var. Bunların YPG, PKK'ya yakın muhabirlerinden biri. Sürekli girip çıkan işte mazlum adlıyla falan. Bir haber yazdı. Pentagon artık Suriye'de durmanın maliyetinin yani maliyetinin fazla olduğunu düşünüyor. Çıkmayı düşünüyor. Bravo. YPG, bunu SDG'ye ama detaylandırmak istemedim. Esad'ın altına girin diyor diye bir haber yazmıştı. Bunu da Dışişleri ve Pentagon'a dayandırmıştı. Dün böyle bir çıtlatmıştım programda. Bugün Foreign Policy isimli dergide bir Amerikalı yazdı bunu. Dört tane kaynağa dayandırarak Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nda aynı şeyi söylüyor. Bir ekip ABD devletinin içinde, güvenlik mekanizmasının içinde Suriye'den çıkmak istediklerini ve zaman içinde çıkacaklarını, ondan dolayı da YPG'ye siz Esad'la anlaşsanız iyi olur çünkü onların şemsiyesi altına gireceksiniz dediği söyleniyor. Ve bu konuda da Türkiye'nin görüşleri alındı, Türkiye'nin de sürece dahil edildiği iddia ediliyor. Teşekkür ederim Yunus. Çünkü aklımdan geçen buydu ama konuyu da detaylandırmak istememiştim. Bir şey... Ben de... Buyur abi. Buyur. Bir konu daha var. Hani bunu açıklamak şu an açıklamayacağım da. Şöyle bir şey var. Türkiye'nin hava savunma yani uçak ihtiyacı bağlamında... Bir dakika. Size o konuda çok net sorularım var. Yok, bununla ilgili çok bir kısa bir F-16 şey... ile ilgili. Yok. Ya şöyle... Bu uçak alımının alternatiflerini Türkiye zaten çalışıyor ve gerekli seviyede ulaşmış vaziyette. Tamam. Şimdi sizinle, o yüzden Hakan Bey'in sizinle burada bir konuşma çok doğru tespit. Eyvallah. Çok doğru tespit. Tamam. Peki ben Pentagon Türk dostudur desem lüzumsuz, büyük, gereksiz bir laf mı etmiş olurum? Mantıki açıdan dersen katılırım. Mantıki açıdan diyor. Hayır, mantık kullanarak bu. Mantık kullanarak. Ha, tamam, eyvallah. İmam Hatip'te okuduğumuz okulda da mantık dersi vardı. Hakan Bey. Bunu mantıkla böyle bir sonuca gitmek çok doğru değil diye düşünüyorum. Yani Pentagon nasıl Türk dostu olabilir bence ya? Bence Pentagon deyince kırk defa düşünmek lazım. Pentagon'un Türk dostu olması demek var ya. Abi ya biraz hani sivriltiyoruz yani. Evet, dikkat çekici hale getiriyoruz. Evet. Durun ya. Yani seçim şöyle falan... Ahmet Bey'in sorusuna direkt cevap şöyle verebilirim. Sürekli bu üç kurumdan cevaplar alıyorum, görüşmeler yapıyorum. En çok Türkiye'yi öven, en böyle işte Türkiye'nin mükemmel ordusu, NATO'nun en önemli ülkesi, işte Türkiye'nin destek verdiği operasyonlar, Türkiye'yi desteklemeliyiz, satmalıyız, arkasında olmalıyız gibi açıklamalar Pentagon'dan geliyor. Tamam, iyi polis Pentagon abi. Yani bu işte tehlikeli bir şey. Ama mantıken doğru yani. Söyledi. Peki ama yani eğer gerçekten bak Yunus'un söylediği o analizler falan okuduğu onlara bakıldığında gerçekten Pentagon ya biz artık şu Irak'ı Mırak'ı terk edelim YPG, MPG falan bu işleri diyorsa yani eğer gerçekse bunlar doğruysa ve bunların yansımalarını göreceksek Türkiye büyük bir kazanıma elde etmiş olur. Çok. Orada bilmiyorum yani orada, eğer gerçekse. Belki orada bir tuzak var Ahmet tabii. Bey. Şimdi bu El Monitör'ün yazdığı zaten Türkiye'ye son iki yıldır Amerika tarafından teklif edilen bir şey. Ya fakat oradaki tuzak şu. Yani yeni anayasada bu terör örgütüne de bir statü verelim. Bu Suriye Irak ordusunun Suriye'de şimdi yeni bir anayasa yapalım. Pardon. Terör örgütüne de bir statü verelim. Bu Suriye ordusunun altında faaliyet göstersin. Bu bölgeyi Suriye ordusu altında kontrol etsin diye. Biz de diyor ki bu terör örgütü. Yani buna Esed şapkasını giydirerek bölgeyi kontrol edemezsiniz diyor. Yani Amerika'nın bölgeyi terk etmesi önemli bir şey değil mi Türkiye açısından? Önemli ama giderken ona bir anayasal statü kazandırmaya çalışıyor. Çalışsınlar istedik. Türkiye'nin itirazı nedeniyle bunda başarılı olamıyor. Amerika oradan orayı boşalttıktan sonra bu tür anayasal statüler kazandırma girişimleri akamet çok, ediyor. Ama çok şöyle tabii. Türkiye... Hedefini Türkiye, bulmuyor. Doğru söylüyor. Yani. Ama aynen. Türkiye bunun bir terör örgütün bir anayasal güvenceye kavuşturulmasına engel oluyor.
ve engelleyecekti. Esad da kabul etmez. İşte ben de bunu Esad'ın söyledim. Yani Türkiye bir şeyi almış. Tabii. Onun için orada o olumsuz hava var siyasi. Şöyle bir şey. Yani Türkiye var, bir şeyin de... farkında. Evet. O da şu. ABD burayı boşaltmak zorunda. Şöyle yani sorun bu. Daha doğrusu peki, ABD beyler, için. Ben şimdi ABD bir şeyi sorun bir şey, bu. Bir dakika Eray bir şey konuşmak boşaltacak ama bu F-16 terör örgütüne bir anayasal güvence sağlaya gitmesin diye Türkiye itiraz ediyor ve kabul ediyor. Katılıyorum size. Yani Türkiye bu çabasında haklıdır. Haklı. O ayrı bir şey de ya. Biz bir faraziyeden bahsediyoruz. Zaten Amerika'nın orayı terk ettiği yok şu anda yani. Eğer terk ederse Türkiye için bu önemli ben bir kazanım. Ben de perde arkasında konuşulanlardan doğru. Ahmet Bey, ama bunun için de Amerika F-16. Üzerinde bir zamansal baskı da var Ahmet Bey. Peki, ben...